Emeklilikte yaşa takılanlar artık gün sayıyor. Aralık ayında meclise gelmesi ve yıl bitmeden de yasalaşması beklenen düzenlemede bazı ayrıntılar şimdiden netleşti. EYT'liler 8 Eylül 1999 öncesindeki kanuna göre emekli edilecek. Yani kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılını ve 5000 prim gününü doldurmuş olanlar yaş şartına bakılmaksızın emekli edilecek. Ancak düzenlemeyi dört gözle bekleyen 5 milyonu aşkın EYT'linin merak ettiği farklı sorular da var. ATV Haber ekibi o sorulara yanıt aradı. Gerek sözleşmeliler gerek EYT biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız. Müjdeli haberi bu sözlerle vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili son düzlüğe girildi. Gözler Aralık ayında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı tamamen kalkıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma artık gün sayıyor. Tabii çalışmaya ilişkin bazı detaylar da şimdiden netleşti. Ancak EYT'lilerin kafasında da bazı soru işaretleri var. İşte o sorular ve yanıtları. Siz de bir EYT'lisiniz. Evet. EYT ile alakalı. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Varsa biz sizin için yanıtını alacağız. Mesela EYT'de patron beni mecbur emekli edebilir mi? EYT kapsamına giren çalışanları emekli etmekte zorunlu emeklilik diye bir sistem yok. Buna biz re'sen emeklilik diyoruz. Emeklilik kişinin iradesine bağlı bir şey. Eğer isterse dilekçe vermek suretiyle emekli olabilir, yoksa çalışabilir. Ancak uzmanlar zorunlu emeklilik için bir de uyarı yapıyor. Özel sektörde bir zorlama söz konusu değil, ancak kamu çalışanlarında durum biraz daha farklı. Kamuda re'sen emeklilik sadece 65 yaş için, özellikle memur kesiminde 65 yaş var. Bazı mesleklerde bu 67 yaşına kadar uzayabiliyor. Ama gerek özel sektördeki işçiler gerek kamu işçilerinde zorunlu emeklilik diye bir sistem yok. Ben emekli olmak istiyorum ama patronumuz izin verir mi? Emekli olmak isteyene işverenin engel olma imkanı söz konusu değil. Zaten emeklilik şartlarını yerine getirmiş olanlar bir dilekçeyle işverene müracaat ediyorlar. Ve işveren emeklilik işlemlerini yapmak zorunda. Ve EYT düzenlemesini bekleyenlerin belki de en çok merak ettiği soru. Emekli olacağım. Ama emekli olduktan sonra patronum çalışmaya izin verecek mi? Kamu iş yerlerinde herhangi bir kişinin emekli olup o iş yerinde çalışmaya devam etmesi mümkün değil. Özel sektörde çalışanların hem emekli maaşı almaları hem de iş yerinde çalışmaları mümkün. Ancak bunun işverenin kabulüne bağlı olduğunu söyleyelim. Yani özel sektörde çalışanlar işvereniyle anlaşmak zorunda. SSK'lı bir işçi önce istifa edip emeklilik dilekçesini verecek, ardından kıdemi sıfırlanıp yeniden işe girişi yapılacak. Çalışmaya devam etmek isteyenler kıdem tazminatı konusunda da işvereniyle anlaşmak durumunda.